Başka kimler vardı baba? Kimler yoktu ki evlat? Bizim Samet, Hasan, Ali, Ragıp, Naci hepsi oradaydı. Bütün Çukurova arkasındaydı. Hünkâr Yaman Demir'e karşı herkes toplamış yani. Demir'e karşı değil evlat. Çukurova'ya melanet getiren o adamlara karşı. Bravo vallahi Hünkâr Yaman'a. Takdir ettim sonuçta. Yani bir kadın olarak bütün bu adamların karşısında durmak cesaret ister. Aferin. Heyecanım. Yaman Hanım hep yaman bir kadındı. Hep cesurdu. Hele sevdiklerine karşı. Toprağı tehdit altında olunca canını koyar ortaya. Demir ne yaptı peki? Ne yapsın evlat? Yaman Hanım geldi açtı haritayı tek tek gösterdi Demir'e. Bak dedi bak. Atanın dedenin toprağını bu adamlara peşkeş çekmeyi içine sindirebilecek misin dedi. Anlamıştır artık yani. Anladı anlamaz mı? O avukat bozuntusuna da dedi ki git o adamlara söyle dedi. Çukurova'da size verecek bir karış toprağımız yok dedi. Ya adam gibi çekip giderler buradan dedi ya da biz onları sürüp çıkarmasını biliriz dedi. Harika bir kadın. Bayıldım vallahi. Peki bu yağ fabrikasıyla ilgili siz hala Demirler'le ortak olmaya devam edecek misiniz? Ona mecburuz. Çukurova için ona devam edeceğiz. Avukat hanım geldi. Gelsin Nazire, gelsin. Hoş geldiniz Resim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ne ikram edelim? Sıcak bir şey içer misiniz? Bir şey almayacağım Ali Rahmet Bey. Acelem var aslında. Süreyya Hanım'ın davasında mühim bir gelişme oldu da onu haber vereyim dedim. Öyle mi? Kötü bir şey yoktur umarım. Hayır hayır. Müjde vermek için geldim. Demir Yaman Süreyya Hanım'ın ağır tahrik altında ateş ettiğini söylemiş. Şikayetini geri aldı. Yani şimdi bu durumda ne oluyor? Yani Süreyya Hanım tutuksuz yargılanacak. Tahliye oluyor. Çok şükür. Şükürler olsun, çok sevindim. Kusura bakmayın, size de zahmet verdik. Estağfurullah. Öyle sevindim ki yüzde haber vereyim dedim. İyi etmişsiniz. Biz de çok sevindik. Evet, çok şükür. Ne kadar zorluklardan geçti tabii bu kadın. Bitti sonunda. Kurtuldu işte. Aşağıda olanlara inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani. Ne olmuş ki aşağıda? Nasıl ne olmuş? Kocanın halini görmedin mi şekerim? Züleyha hapisten çıktı diye yüzünde güller açtı. Yani olacak şey mi bilmiyorum. Bence çok terbiyesizce bir şey yani. Ne var ki bunda? Yani Züleyha haksız yere hapisteydi. Tahliye olunca da Yılmaz sevinmiş işte. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Aşk insanın dengesini bozar derlerdi. Doğruymuş demek. Hayatım, ben mi yanlış hatırlıyorum? Yılmaz Züleyha'yı hastanede ziyaret etti diye dünyayı yıktın. Şimdi de kocan Züleyha hapisten çıkınca yüzü gülüyor. Şükürler ediyor. Ve sen bunun için ne olacak canım olabilir diyorsun. Hala lütfen bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Konuşmak istesen iyi edersin. Sen Züleyha'nın sana neler yapabileceğini farkında mısın mesela? Ne yapabilir bana Züleyha? Yılmaz benim yanımda olduktan sonra Züleyha bana ne yapabilir ki? Ay yazıkmış Gülkan sana. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bundan sonra bütün hayatın, düzenin, refahın Züleyha'nın iki dudağının arasında. Biliyorsun değil mi? Unutma. Adnan Yılmaz'ın oğlu. Bu kadar şey oldu, bu kadar şey yaşandı. Züleyha bunu söylemeye cesaret edemedi. Bundan sonra da etmeyecek. Edebilir. Açıkçası ben senin yerinde olsam... Ne hala sen benim yerimde olsan?
Yılmaz'a mı bağırırdın? Bağırdım. Kavga mı çıkarırdın? Çıkardım. Demir Yaman'a mı giderdin? Onu da yaptım. Ne oldu sonuçta? Ben kocamı kaybettim. Tamam mı? Kocamı kaybettim. Şimdi onu geri kazanmaya çalışıyorum. Yuvamı toparlamaya çalışıyorum. O yüzden lütfen Allah aşkına bana akıl vermeyi kes artık. Senin iyice sinirlerin bozulmuş bence. Bu konuşma tarzına çok şaşırdım. Çok. Sen Çukurova'ya gelene kadar benim huzurum yerindeydi çünkü. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Üşkan? Ben aylardır senin iyiliğin için uğraşıyorum. Sen aylardır beni Yılmaz'a karşı dolduruyorsun, Züleyha'ya karşı dolduruyorsun. Sürekli bir iğneleyici laflar, bir imalar, bir şeyler sürekli. Bak ben senin yüzünden delirdim biliyor musun? Ben gerçekten senin yüzünden delirdim. O yüzden lütfen, yani lütfen sus artık. Artık sus. Ben Çukurova'yı da, bu Çukurova'yı da, kocamı da böyle kabul etmek zorundayım. Bak zorundayım, benim başka çarem yok. Ama sen eğer memnun değilsen, mutlu değilsen, istemiyorsan git İstanbul. Git kendine huzurlu, keyifli, mutlu bir hayat kur. Yok bunu yapmayacaksan da senden rica ediyorum. Lütfen artık konuşma. Vay Müşken Hanım vay. Demek herkesten önce seninle uğraşmam gerekiyormuş.